Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün videomuza yaprak sarmasıyla başladık. Abamı diğerizden getirdim arkadaşlar. Bu da bizim yaprağımız var. Dumanlar da çıkıyor içinden tabii ki. Her zamanki gibi. Evet arkadaşlar. Bugün Sevil de hasta. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kemal Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah canlar. Beni soracak olsanız ben çok hastayım. Ama yine de malum anne Mutçi'den geldi hastaneden. Evet, diğerinden geldi arkadaşlar daha yeni. Mecbur edilmesi lazım. Kalktım. Kemal'a dedim ya sen hazırla değil. Evet arkadaşlar sevgili de Allah razı olsun. Yemeğimizi falan hazırlamış hasta. Bir parol yutmuş bir de geralgin yutmuş. Ondan sonra geralginden parol iyi geldiğinden. Öldürdün ya Allah hiç bilesmiyordu ki ama. Ne yapayım? Vallahi hiç bilesmiyordu. Allah da seni öldürsün. Amin abi cümlemizi buluşsun inşallah. Evet. He parolla şey yiyordun çok sevgili ayaklandı biraz. Kendi kendine gelmeye başladı arkadaşlar. Doktor mu yazdıydın? Doktor yazdı. Uzmanlar biliyoruz şu geldiğinde ettiğini. Diren ağrısa geliyormuş parol ya. Ayağının ağrısa parol geliyor diyorlar. O yüzden şöyle bir parol tamam işi bitirdik. Hemen ayağa kalktı arkadaşlar. Diyeceğimiz o. Valla aslında ben bugün video çekme taraftarı da değildim de. Bugün çok yoruldum arkadaşlar. Buradan Rukiye ablam bile selam olsun. Ahmet abime, Rukiye ablama. Ondan sonra çocuklarına inşallah kavuşmuştur. Aradım ama çıkmadınız. Daha bir iki daha. Biz de daha vallahi Rukiye abla sizin bugün İstanbul'a geldim arkadaşlar. İstanbul'a gittim. Gece saat 3'te onları bıraktık geldik. Fransa'ya gittiler. Sabiha Gökçe Havalimanı'na. Çocuklarla kavuştular inşallah. Kavuşmuşlardı. Zaten onlar da herhalde oğlu Covid olmuşlar. Allah'ım acil şifalar demişsin. Allah'ın kimseye bilmesi bu hastalığı. Su mu? Otur. Otursun. Durmuyor ya işte otur deyince. Onlar da Covid olmuşlar. Allah iyiliklerini bilsin. Allah'ın şifalarını bilsin. Bir an önce atlatmayı nasipsin inşallah. Onlar da vallahi sınırına gittiler. Şeye, Fransa'ya. Ondan sonra yaprağa geldi. Bir an önce bir yiyeyim. Enes'e tüm eğlen kuşesini iyi mi ya? Tamam. Bir tane. Vallahi çok güzel olmuş arkadaşlar. Sardım bunlar hava gittiydi ya hani bir. Vallahi arkadaşlar var ya ne parolun yeri ne gelen benimdir arkadaşlar. Aynı şişlere birebir. Valla. Bismillahirrahmanirrahim. Elimden koyayım arkadaşlar ama elini temiz kusura bakmayın. Şöyle alıp koymak. Bir daha düdüklüde pişirmeyeceğim ya. Düdüklüde tamam. Ben ayarını tutturamıyorum. Neyse dur ya. Ahmet abimle kaldık ya. Ha he. Gece saat 3.30'da buradan çıktık. Sabiha Gökçe Havalimanı'na gittik arkadaşlar. Allah'tan yollar da çok açıkmış. Onları oraya bıraktım. Gece saat oradan kaçtık. Nereden? İstanbul'da tam 10'da buradaydınız Kemal. 6.30'da geri oradan buraya çıktık arkadaşlar. Tam saat 9.30'da buradaydım sen. 9.30'da işte. 9.30'da geri buraya geldim. Hemen kahvaltıyı yaptım. Hiç uyumadan. Bu sırada abamı aldım. Diyalize götürdüm. Geldim. Ondan sonra geri diyalize gittim. Bugün abama genel cerrahtan yine bir randevu aldık arkadaşlar. Biraz annemde rahatsızlık var. İç hastalıkları. Bunları bir an önce halletmemiz lazım. Bağsur var arkadaşlar. Evet. Bağsur. Onu, çok kötü ya. Yazık. O da çok şey diyor. İçerisi olan bir şey diyor. Onlar falan doktoruyor. Allah'ın izniyle inşallah. Yani arkadaşlar çoğu arkadaşlarımız diyor. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlarımız diyor ya. Abama sırtımı dayadım. Evet abama sırtımı dayadım arkadaşlar. Abamı sırtımı alıyorum. Tın 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 hastaneye tın 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 eve geliyorum. Tın 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 götürüyorum sırtımda tın 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 getiriyorum. Evet sırt dayaması böyle olur. İnşallah o sırtı siz de dayarsınız ananıza babanıza. O diyenlere söylüyorum. İnşallah siz de ananızı babanızı böyle sırtınıza dayayıp götürüp getirirsiniz. Çünkü onlar bizi zamanında çok götürdü. Hele beni abam çok götürdü. Abamın abasıgilin evi, abamın abasıgil değil, ebemgilin evinin arası bizimki bir koyun ucunda, abamgilin evleri bir koyun ucundaydı. Ben de vallahi Enes'ten de biraz daha küçüktüm işte. Giderdi, abasıgile gidiyor ya, ondan sonra götürecek ya kendisi. Evet. Ben de gitmezdim. Gitmem dedim. Gel lan dedim. Seni sırtında götüreceğim dedi. Abasını oraya götürdüm. Gitsin de gözüm arkada kalmasın diye. Seni sırtına bindirirdim. İtim olduğu yere kadar beni götürürdü. Ben abamı ben yine diyorum ben abam 100 yaşına kadar da yaşasa ben abamı o sırtında gezdiririm. Aynen. 150 yaşına kadar da yaşasın. Ya, anneye sırtına dayasan ne dayanamaz. Valla benim dayanacak sırtım yok arkadaşlar. Sırtını anne bunun sırtına Kemal'a dayamış sırtını valla indiriyor. Valla benim sırtımı dayanacak kimsem yok arkadaşlar.
Çok şükür. Keşke Allah'ın bir de biliyorsun. İnşallah bizler de Kemal gibi bir evlada düşerik de inşallah herkesin evladı Kemal gibi olsun. Çok parası var da. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Geçen gün bir taş attım, tamam mı? Taş tam isabet yakalamış. Tam vurmuşsun 10 numara. Bundan var ya. Ben ne taş attın? Acayip bir taş attım. Bir taş attım. O da tam hedefi 12'den vurmuşsun. Acayip sevmiş diyeyim bundan dolayı. Acayip de rahatladım. Acayip komur rahatlığım var böyle. Bir parol, bir şey attım üstüne. Acayip oldum. Dinamik. Hani kalbim Enes diyor, öyle titriyor. Kas yapıyormuş. Ondan yutuldu herkes. Kas olsun. Evet, kas kas olsun arkadaşlar. Parolunun genel gibi yuttuğumuz mu kas oluyormuş. Bende nasıl? İlahına sahip. Bence o kası şey, parolunun genel gibi kendileri yutsun da. Bence yanlarında bir araya duruyorlar ya. Bence pek sahte oluyorlar. Yani sahtekar demiyorum, sahte oluyorlar. Çünkü çok iyi olmuyor yani. Böyle sahte bir arada durmak iyi olmuyor. Şu annemin. Bence parolunun, siz parol değil, bir tane siz kendiniz de serum da attık. Serum dahi acayip olur. Valla. Böyle bir adam durup da öteki konuşana demiyorum. Sakallı olana demiyorum da. Öteki iki tane var ya, yanına duranlar bence pek sakti duruyorlar. Çünkü birbirlerinin arkasından atıp tutması olur. Onun için bence anlatmıyorum. Onlara atılanları söylemiyorum da. Bence çok sakte duruyorlar. Durmasınlar. Aman. Ya ben diyorum sadece. Hoş değil. Bence onlara serum da kurtarmaz. Şey, parol falan da olmaz. Serum da atsınlar kendilerine. Çorbama bakın bir de arkadaşlar. Çorbam nasıl? Biz attığımız taşı bilirik arkadaşlar. Atarak hele bu vurdum mu tamamdır. Bizim için bitti. Ben attım taşı, vurdum. Çok şükür. Acaba? Benim kimsenin şeysinde karnımızda ağrım ağrıyor. Karnımız da yok. Bak benim karnım yeterince bu kadar ya. Yani. Onlar zamanında onların karnı bana çok ağrıdığından dolayı şimdi bana atmaya başladılar. Ama kusura bakmayın, benim karnım ağrıdamazsınız. Sattın adam anasını. Çok şükür bak. Vallahi ben mutluyum arkadaşlar. Çoluğumu çocuğumun içindeyim. Evimdeyim, bakımdayım, abam yanımda. Ben daha ne isteyeceğim ki? Çok şükür yiyecek ekmeğim de var. Herkes, çorbam da vardı. Çorbam da var vallahi bak. Onun için ben kötü bir şey söylemedim arkadaşlar. Kendileri uzatmaya başladılar. Yok kanını arıyorlarmış, yok ne çok şükür bizim kimsenin malında şeyimiz yok. Koz olanın gözü çıksın, Allah'ın kat kat versin bak, ben gene diyorum kat kat versin. Rukiye ablam dedi de zamanın telefonu açtı, parol yuttu kafanı ağrıyorsa. Ne parol o kız diyorum, parol içtin daima söyle de diyor. Valla benim parol içiyorum, ben ağrıdım içiyorum arkadaşlar, kafam ağrıyınca içiyorum da şu günlerde kafam ağrımıyor, çok şükür iyiyim. Çünkü niye dersen abam iyi, abamın durumu iyi gidiyor, o yüzden parola şey yok, gerek yok. Bana abamın İyi olması bana doping oluyor, bana hap gibi oluyor. Bence siz kendinize gidin eczaneye, hastaneye, kendinize birer tane serum da attırın. Çünkü hiç yakışmıyor bir arada durmanız. Zamanında attığınız taşlar, şimdi varıp da yan yana durmanız çok sahte duruyor. O yüzden sahteliğinizi bozun bence. Ben her şeyi biliyorum da. Ha boş ver, anlatmaya gerek yok. Zaten çoğu seyircilerimiz de çok ablalarım var, çok iyi ablalarım var, takipçilerimiz. Herkesin ne olduğunu biliyor. Tek dememize gerek yok. Gerek yok. Valla. Böyle açıklama yapılacaksa da çıkalım hep beraber. Siz benim olan içimde yani benim hayatımda olan bir şeyleri oturalım. Siz orada açıklamanızı yapın. Valla ben de burada oturup sizin açıklamanızı yapın. Böyle bir şey varsa. Ha ben diyorum bundan sonra eğer ki benim hakkımda böyle bir ben bak ben size ya söylüyorum. Çık o zaman söyle. Daima ben öyle bir şey demediydim de. Madem öyle değil mi? İnanmadım. Madem öyleyse diyedin ki ya ben daha öyle bir şey demedim sana. Diyebilirsin orada. Öyle karın ağrımasını işitmesine değil. Ben senin hastalığına inanmadım. Ne zaman inanmadım da sen bunu diyorsun diyebilirdin. Ya da ne zaman bak annem öyle söyledi bana diyebilirdin. Videomu orada da silmedim. Otur bir dinle. Ha ben sana sadece dediğin şeyin cevabını bildim. Demek ki dedim hastalanınca video çekilebilirmiş. Hastalanınca video çekilir. Herkes çeker. Ama orada kaldık da beni küçük düşürmek için bana öyle demeniz çok ayıp oldu oğlum. Biriniz arkaya geçtiniz, ağladınız. Bacım orada ağladı. Yok işte. Ney?
videonun için yatıyor, hastalandılar. Video çekmek için hastalandılar. Oradan Hasan şiirdi ne? Madem hastaysan git yatağında yat. Niye video çekiyorsun o zaman? Dindi. Aa, demek ki ben dedim ki ben de bunun cevabını daha vermediydim. Siz hastalanınca Allah'ın diyor yine vermesin kimseyi o hastalığı. Ben de hastalanınca dedim. Demek ki dedim hastalanınca video çekilirmiş dedim. Ha bazıları işte bazıları çekilmiyor. Onlar da değil de yorumcular çok ortada. Yorumcular. Yorumcular da yorum ne demiş? Ne demiş diyordun? Bir ağaç köpek demiş. Ha, ağaç köpek bak bir ağaç köpek ben değilim. Ağaç köpek sensin. Bak o yazana diyor. Ağaç köpek sensin ki köpekliğimi yapıyorum orada. Sen de çok yardım ettin ki. Bak benim yanımda kimse köpeklik yapamaz. Demek ki sen orada gidiyorsun köpekliğimi yapıyorsun. Bana köpeklik yapan adamı siler atarım. Ağaç köpek olsa milletin neymiş de değil adamın sofrasında oturanlar işte haksız. Vallahi ben sofrasında oturursam bacım da çıksın söylesin Hasan da söyleyebilir orada. Çok şükür ben anlamı terimim orada. Adamların sofrasında. Ben daha varıp da ben çalışmadan ekmeklerini yemedim ben onların. Şöyle dur. Ben çalıştım, anlamı sildim, vardım ekmeklerini yedim. Onu da siz nankörlük yapmayın, o konuşanlara diyorum, o yorum yapanlara. Bence izliyor, işine öyle geliyor. Yok ya Nurten Ülgen'miymiş ne, o çok ortalık. Vallahi şeydi. Nurten Ülgen'miymiş, neymiş, ben hiç alakadar gitmez. Onlar bence çok... köpekliğin ağzı yap. Onlar çok bence şeydi. Tasmanı taksınlar. Tamam Hasan da dur dese hiçbir şey yok. Tasmanı taksın, Hasan taksın yani. Dur. Dağmasa da, dağmasın. Madem ki ben de diyorum, yeğenlerime de diyorum, açıklamanız varsa yapalım hep beraber oturalım. Valla bizim şeylerden yok, hiç korkmuyor yani. Benim korkum yok. Bak benim korkum yok arkadaşlar kimseden. Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Oturalım, onlar orada açıklamasını yapsın, biz buradan açıklamamızı yapalım. Kimin ne olduğunu görelim. Ama oraya varıp da bunlar köpeklik doymadılar falan dersen, orada bir köpek olan varsa o da sensin. Orada köpekliği yapan sensin, yalakalı yapan sensin. Ben gidiyorum. Çok şükür ben bu zamana kadar kimseye yaralar yapmadım. Kimseye de boyun bükmedim. Ha, ben Hasan'ın yanında durdursam, Hasan'ın yanında ben çalıştım emeğimi. Ha, emeğimi alamadım o ayrı mesele. Boş bir ben salladım o emeği. Artık ben anamın babamın hayrına saydım onu. Tamam mı? Ben bir sefer de telefon açıp da niye bana sana bu kadar para verdin diye yapmadım. Söylemedi. O zaten kendisi biliyor. Ha, ben Hasan, bak bunu da söylüyorum arkadaşlar. Şu saçımın tili var ya. Saçımın tili kadar... Dünyayı önüne serseler, bunu Hasan iyi bilir. Bak Hasan iyi bilir. Dünyayı önüne serseler, yemin ediyorum Kur'an çapsın bak Allah beni var ya. Ne diyeyim, ekmek de yok, ekmek de vuracağım da. Zerre kadar benim karnımın ağrısı ağrımaz bak. Hasan'a diyorum dünyaları serseler, Hasan'dan fazla ben isterim. Hasan kendisi daha iyi biliyor bak. Geçen onu dedi ya, karnı ağrısı var diye. Benim karnım ağrımaz. Hasan onu bilerek söylüyor da, benim karnım ağrımadığını da biliyor Hasan. Karnı ağrımayanlar, karnı ağrıyanlar Hasan'da bak. Hasan'da bana gelen eşyalardan şeyden onun karnı ağrımaz. Bak ben açık açık söylüyorum bunu. Karnı ağrıyanlar, yanındaki hap yutanlar var ya, hap yutturanlar. Karnı ağrıyanlar, onlardı. O, yanındaki o, yanındaki bir daha vardı. O sonradan gelen bir de oydu. Karnı ağrıyanlar. Gelip gidip onlar gözler hölör oldu. Bana gelen eşyalardan onların karnı ağrıyordu. Ha, çok şükür benim karnım ağrımadı arkadaşlar. Bak, ben yine diyor. Benim karnım ağrısaydı, ben Hasan'a biraz yalakalık yapardım. Tamam mı? Hasan'ın arkasına kopardım. Hasan'ım şöylesin, Hasan'ım böylesin dedim. Anladın mı? Ben resmi çekmezdim Hasan'a. Ben kimseye yalakalık yapmadım. O değil mi? Kimseye de karnımı ağrıttırmadım. Böyle kimsenin, bana mesela gelen eşyayı da kimseye kendim malım mısın gibi götürüp birilerine bilip hediye etmedim. Ha, bunu da söyleyeyim. Onun için, dediğim gibi arkadaşlar, bunu kapatacağız şimdi. Videomu kapatacağım. Onun için dediğim gibi arkadaşlar, bence o şeylere söylüyorum, o yazanlara, bence boşuna köpek yapıyorsunuz, tamam mı? Orada, böyle pis yazılarla, anladınız mı? Zaten sizin gibi insanlara benim ihtiyacım yok. İstediğinizi yazabilirsiniz bana orada, benim anlamak. İstediğinizi yazabilirsiniz orada. Çünkü niye? Çünkü benim yanımda, benim burada engelli olduğumuz için gidip orada yazıyorsunuz. Ha. Ben de onun için diyorum, kimsenin köpeği olmayın. Ha. Kimsenin yara hasta olmayın. Gidip de oradan, ben burada karnımı doyuramıyormuşum, köpeklerin karnını doyuramadılar. Çok şükür benim karnım gayet iyi doyuyor. Bak çopur çöpem içiyor, ondan sonra yaprağımı yiyor, bak. Ha, işine gelirse. Onun için... Yine diyorum, benim karnım ağrımaz Hasan'ın, hele sana gelen eşyadan,
hele senin aldığın eşyalardan, hele senin böyle kurduğun organize işlerinden dolayı benim hiçbir zaman karnım ağrımaz. Ben her zaman gurur duydum sana. Benim aslan yerindim, baktım her şeyini yapıyordun. İnek aldın, ineğe sevindim. Ondan sonra davalar aldım, davalara sevindim. Ondan sonra bir sürü şey yaptın ya. Traktör aldım, traktöre sevindim. Araba aldım, arabana ikimiz beraber koşuştuk senle biz. Senden çok ben sevindim yani senin aldığın arabaya. Ama kalkıp da bugün senin öyle demen gerçek bence yani çok sahte oldu. O konuşmanda sahte oldu. Çünkü ben seni diyorum ha dünyayı yoluna serseler benim zerre kadar karnım ağrımaz. Karnı ağrıyan insanlar zaten yanındaydı, arkandaydı. İkisi konuşuyordu, birisi sonradan girdi. Bunların karnı ağrıyor. Hadi hayırlı akşamlar arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kafanız fazla ağrımayın. Herkes hakkını helal etsin. Kimse orada yalanlık yapmasın. Orada bana laf söylemesin. Herkes dünyasında. Arkadaşlar. Abamı diyalizden getirdik. Abam da diyalizden geldi. Acıktı, karın doyuyor. Evet arkadaşlar. Bundan sonraki açıklamalarım da son olacak. Bir daha kesinlikle bir açıklama yapmayacağım. Ta ki bana bundan sonra bir tek kelime daha ederlerse güzel bir açıklama yapacağım. O zaman da açıklama yaptığım adamlar da o zaman orada katlanacaklar. Artık bundan sonra kimseye bir şey demiyor. Benim dediğim kelime bu. Hasta olunca da video çekilirmiş. Ben kimsenin köpekliği de yapmıyorum. Bu köpeklik yapanlar da köpeklikleri kendilerinde kalsın. O yorum yazan köpeklikler. Kimi de o? Adı neydi? Valla yazmış da Nurtenli, Gultenli yazmışlar işte oralara. Ne yazmış? Diyor ki izleyicinizin bir bacım böyle aç köpektir yazmış. Aç köpek kendindi. Zaten aç köpek olmasa orada aç da köpeklik yapar. Aç köpek olsa onun bunun suçrasında olurmuş. Çok şükür. Çok şükür. Kimsenin ev var bir yerinde bir ekmek yediğimiz yok. Tohumda yediğimiz yok. Kendi evimizde oturup kendi evimizde yiyip içiyor. Biz kimsenin köpekliğinde yapmıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere abilerim, abbalar.